Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Hankendi Şuşa yolu üzerinde çok yoğun bir çatışma var. Hankendi'yi korumak için Rus sözde güçleri yol boyunca güvenlik önlemlerini almaya başladı. Ama bu yol üzerinde ciddi çatışma sesleri geliyor. Özellikle bölgede terör estiren işgalci çetelerin yasal gibi görünmesini sağlayan Rus sözde güçleri ve bunun yanında bölgede kargaşa çıkaran güçler özellikle şu anda çatışmaların nedeni. Evet, Şanlı Azerbaycan ordusunun bölgede asayişi ve teröristleri temizleme operasyonları devam ediyor. Hankendi'ye gidiyoruz. Hankendi'ye mi gidiyoruz? Bir gün önce, 2 gün önce yapılan tatbikat bir Hankendi tatbikatı mıydı? Yol boyunca askerlerimizin ilerlediği kareler ve tabii ki selamları geliyor. Şanlı ordumuzun ilerlediği bölgelerde özellikle Artaks'ın bayraklarının ve sözde işgalcilerin bayraklarını altına aldıkları görülüyor. Çatışma sesleri çok yoğun. Hankendi'yi korumak isteyenler var. Bakalım neler olacak. Ama gönlümüzden geçen yapılan tatbikatta aklımızdan geçen, fikrimizden geçen bu bölgede bir fethin yani azadın gerçekleşmesi. Hankendi azat olduğunda tüm Karabağ özgür olacak. Rus sözde sulh güçleri ne yapıyor? Hankendi'yi korumak için Hankendi'ye koşuyorlar. Ne yaparsanız yapın Hankendi'yi kurtaramayacaksınız. Hankendi sahibine dönecek. Hırsızların elinden alınacak. Evet, Hankendi öz sahibine kavuşacak. Operasyonları başlattık. Bekle bizi Hankendi. Bekle bizi Hankendi. Bekle bizi Hankendi. Şu anda Rus güçlerinin Hankendi'ye gittiği görüntülere tanıksınız. Evet değerli izleyenler, Rusya bu. Hankendi'yi kurtarmaya gidiyorlar güya. Hırsıza yardım etmeye gidiyorlar. Hırsıza yardım etme derdindeler. İşte bu kareler onların telaşı. Biz dedik ki işgalciler devlet gibi davranmasın. Buradan hiçbir silahlı veya işgalcilerin resmi organı gibi kimse geçmesin. Yok polis gücüymüş, yok şu gücüymüş, bu gücüymüş geçmesin. Ermenileri vurduk ama bundan sonraki süreçte Ermenilerin neler yapabileceği ve aynı suçları işleyebileceği biliniyor. Ordumuz Hankendi eteklerine ilerliyor. Ordumuz Hankendi ilerliyor. Hankendi'nin kokusunu hissetmeye başladık. Laçin ve Hankendi arasında bir kontrol noktası kurulmalı dedi Azerbaycan. Haklı mı? Tabii ki haklı. Çünkü orada silahlı unsurlar, yapılan anlaşmalara uymayan bir Ermenistan karşımızda. Evet, büyük bir testten geçiyoruz. Hankendi'yi almak için Rusya'nın Ukrayna'da dizine kadar bataklığa battığını biliyoruz. Özellikle Avrupalı askerlerin Ermenistan için Kafkasya'da çatışamayacağını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin de burada sıcak bir çatışma için hazır olduğunu düşünmüyoruz. Ne yapacağız? Önümüzde sadece bir İran var. İran'ı da Türkiye tutuyor. Azerbaycan bu bölgede aslında Hankendi'yi bu hasar altına almalı ve Hankendi'ye giriş yapmalı. Çok büyük bir fırsat kapıda. Tabii ki terör operasyonları gerekiyor. Hankendi yolunda Ermenilerin kurduğu tuzaklar, mayınlar ve belli siperlerden ateş etme özellikleri var. Şu anda o yol üzerinde yoğun çatışmalar var. Yani o bölgede gerginlik çok üst seviyede. Evet, Hankendi'ye doğru güzergahlarda yoğun çatışma sesleri var. Ve ordumuz bu çatışma seslerinin olduğu bölgelerde yoğun bir şekilde teyakkuzda. Yani ileriki saatlerde ne olur bilmiyoruz ama şu bir gerçek ki tahmin ettiğimiz şu, Azerbaycan kararlı bir şekilde ilerler ve devam ederse işgalci Ermenilerin yasa dışı oluşumunu Hankendi'de bitirir. Ama baktığımız zaman Ruslar bir nevi Hankendi'yi Ermeni'deki işgalcileri korumak için hemen harekete geçmişler. Gerçekten bu duruma müsaade etmeyeceğiz. Bu duruma izin vermeyeceğiz ve böyle bir durumda gerekeni karşılığı çok güçlü bir şekilde vereceğiz. Evet, gördüğünüz gibi Türkiye bölgede çok önemli ve etkili bir devlet ve burada Azerbaycan'ın operasyonlarını rahat yapması için bir güvenlik şemsiyesi oluşturduğu herhalde.
Avrupa Birliği'nin hemen, evet Avrupa Birliği'nin bölge temsilcisi hemen Azerbaycan yolcusu. Dur diyor Avrupa Birliği. Gitme, ilerleme. Evet büyük bir ne var? Büyük bir tabii ki şu durumda gördüğünüz gibi çok büyük bir baskı olacak Batı'dan. Ermeniler onlara güveniyor ve Avrupa Birliği'nden hemen Bakü'ye tehdit elçileri gelmeye başladı. Azerbaycan'daki Mehmetçiklerimiz, Azerbaycan'ın Mehmetçikleri ne kadar güçlü bir orduları olduğunu biliyorlar. Biz de bir an önce ama bir an önce Hankendi'ye ulaşmanın heyecanını tüylerimiz diken diken ederek paylaşıyoruz. Lavrov'un bir cümlesi vardı en son yaptığı ziyarette. Artık savaşırsanız pek karışmayacağız andıran hizmetlerimizi pek yapmayacağız diye. Evet o arabuluculuk ve benzeri şu anki girişimleri yapmayacağız diyerek iki devletin savaşmasını istiyor. Rusya'nın buradaki kazancı şu. Ukrayna ile ben uğraşırken siz de birbirinizle uğraşın. Ama tabii ki bizim de alınacak topraklarımız var. Rusya'nın stratejisi var diye biz topraklarımızdan vazgeçmeyiz. Ama Turan'ın duruşu, şu görüntü onlara yetiyor, artıyor bile. Ermenilerin yasa dışı faaliyetleri var. Görüntüler o bölgeden. Hankendi yol üzerinde çatışmalar ve operasyonlarımız devam ediyor. Şu anda gelen sıcak görüntüler var. Evet bölgede bir hareketlemenin olduğu ama bir taraftan da Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne ve Batı'ya bizi kurtarın feryatları var. Bizi kurtarın. Biz de diyoruz ki hem evet hem suçlusunuz hem güçlüsünüz. Siz nesiniz, necisiniz? Gördünüz işte. Gördünüz. Yapılanları gördünüz. İşte gördüğünüz gibi. Özellikle Laçin üzerinde alternatif yollarla Karabağ'a silah taşındığını gören Azerbaycan ordusu önlem aldı. Aslında Ermeni işgalci polislerin bu şekilde yakalanması da böyle oldu. Yani onlar Azerbaycan'ı bypass ederek Karabağ'a yüzsüzce ve arsızca silah taşımaya devam ettiler. Şimdi şunu söyleyeceğiz. Biz Hankendi'yi almadan bu sulağa durulmayacak. Biz Hankendi'ye ulaşmadan bu sulağa durulmayacak. Ne yapıp edeceğiz? Hankendi'ye ulaşacağız. Gördüğünüz gibi şu anda bu bölgelerde stratejiyi ve Dağlık Karabağ diye adlandırdıkları aslında Karabağ olan adı Karabağ olan bu bölgede Azerbaycan'ın Hankendi'ye yaklaşması güvenlik gereği çok önemli. Özellikle Şuşa'nın güvenliği için önemli. Rus sözlü güçleri niye Hankendi'ye gidiyor? Batı niye dur diyor? Durmayacağız. Durmayacağız, durmayacağız. Çünkü artık yeter. İşgalcilerin bölgede olması kanunen bile aykırı. 9 ve 10 Kasım anlaşmalarına göre Karabağ'da hiçbir silahlı güç kalmayacaktı. Neden duruyorlar? Şu anda operasyonlar ve çatışma sesleri geliyor. Bölgeden sıcak çatışma sesleri geliyor. Evet, Ruslar geldiler ve kuşatmaya başladılar. Hankendi'yi korumak için kuşatmaya başladılar. Ama biz yol üzerinde Ermenileri ve Ermeni çetelerini temizlemeye başladık. Devam ediyoruz. Bu inşallah operasyonumuz Hankendi'ye ulaşacak ve Hankendi'nin kontrolünü ele alacağız. Hayal gibi gözükebilir. Karar verdi mi ve geçen yapılan tatbikatımızı izledi mi bir şeyler yapacağız. Yapmak zorundayız. Dişimizi göstermek zorundayız. Ne kanun var ne nizam var bunlarda. İmzaladıkları hiçbir şeye uymuyorlar. Onlara sahada bunları uydurmayı öğreteceğiz. Avrupa şimdiden koşuyor dur diye. Durmayacağız. Değerli izleyenler, çatışmalar, yer yer sesler geliyor. Sizlerle paylaşacağım gelişmeleri. Lütfen benden ayrılmayın. Kanalıma katılmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.